Batı'nın desteğini arkasına alan Rumlar, Doğu Akdeniz'den Türkiye'yi dışlamak için çalışmalarına devam ediyor. Güney Kıbrıs Rum yönetimi Mayıs ayından bu zamana kadar Kıbrıs Adası'nın 36 ila 50 deniz mili açıklarında bulunan Fatih Sondaj gemisinde çalışanlar ve Türkiye Petrolleri anonim ortaklığıyla işbirliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkında sözde münhasır ekonomik bölge içerisinde yasa dışı sondaj yapıldığı gerekçesiyle tutuklama kararı çıkardı. Rumların bu adımına Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy şu şekilde cevap verdi. Kıbrıs Türklerini yok sayarak ve haklarını gasp ederek hareket eden Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bu haddini aşan kararı şayet doğruysa bizim açımızdan hiçbir hükmü ve geçerliliği olmayacaktır. Bu cürette bulunduğu takdirde gereken cevabı vereceğimizden de kimsenin şüphesi bulunmamalıdır. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin kendisine ait olduğunu iddia ettiği ve uluslararası hukuka uygun olarak sınırlandırılmamış bir deniz alanı için sözde ulusal bir tasarrufla bu şekilde bir karar alması uluslararası hukukla da bağdaşmamaktadır. Bu nedenle biz de ilgili kurumlarımızla birlikte gerekli karşı hukuki süreçleri başlatacağız. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bu tür beyhude yöntemlerle kendi kıta sahanlığımızda yaptığımız çalışmaları durdurma çabaları hiçbir sonuç vermeyecektir. Türkiye hem kendi kıta sahanlığındaki haklarını korumak hem de adanın eşit ortağı olan Kıbrıs Türklerinin haklarını korumak için petrol ve doğal gaz arama sondaj çalışmalarını planlandığı şekilde kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.